Komutan, komutan, komutan. Sana sesleniyor. Bak, bu son şansın. Buradan sağ çıkmak istiyorsan bize mahkumu verecek. O bizim çetemizin üyesi. Biz çetemizi yarı yolla bırakmayız. Gel al lan alabiliyorsan, gel al. Alabiliyor musun görelim bakalım. Siz hainler sürüsüne yetecek kadar kurşunumuz var. Dene ve gör. Komutan, komutan. Kan dökmeyim istiyorum. Gençlerin tırnağı bile kanamasın. Yazık değil mi komutan altındakilere? Sen bizimkileri merak etme. Onların hepsi ölmeye hazır. Gerekirse burada can verirler ama bu adamı sana vermezler. Anlıyor musun? Ben düşsem bile vermezler. Direneceğim diyorsun yani komutan. Direneceğim. İlla öldürsünler beni diyor. Öyle mi? Ne anlıyorsan o. Ne anlıyorsan. Yaptığınız büyük bir hata. Bana bakın kamyonetin arkasındakiler. Size de sesleniyorum. Yaptığınız çok büyük bir suç. Birazdan sizi yok etmek üzere özel harekat timleri yola çıkacaktır. Silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Bu işten vazgeçin. Teslim mi olsunlar? Vallahi burada rahat görünen bizim adamlar gibi. Sence de öyle değil mi komutan? Çocuklar, bunlara 5 dakika daha veriyoruz. 5 dakika içinde bu komutan teslim olup bize çete üyemiz Remzi'yi vermezse alayını tarıyoruz. Remzi bizim kaçakçılık işlerinde önemli. Bağlantılarımızı sağlayan adam. Remzi, seni kurtaracağız, korkma. Korkmuyorum abi, korkmuyorum. Bunlar zaten alt üstü 4 kişi abi. Abi, senin için her şeyi yaparım abi. Öldür bunları abi. Çok konuşma lan, çok konuşma. Yoksa sıkarım sana. Anlıyor musun? Gel de al alabiliyorsan. Yapacağın en büyük hata olur. En büyük hata. Özel hareket haberi verdiniz değil mi oğlum? Verdik amirim, verdik. Lakin ne zaman gelirler bilmiyorum. Amirim, belki de adamı teslim etmeliyiz. Hayır saçmalama. Bu şerefsizi teslim edemeyiz. Kendisi kaçakçılık operasyonuyla 6 ayda anca yakalanmış aşağılık bir yılan. Bir daha kaçırırsak bu şerefsizin elinde nice gençlerin hayatını karartabilir. O yüzden enseyi karartmayın. Sadece pusuda bekleyin. Parmaklarınız tetikte, benim emrimi bekleyin. Benim emrimi. Anlaşıldı mı? Özel harekat birazdan gelir. Tik tok, tik tok, tik tok. Zaman geriye akıyor. Haberin olsun. Sizin için geriye komutan. Bu verdiğim fırsatı değerlendirip canınızı kurtarın. Diğer askerler size sesleniyor. Komutanınızı bağlayıp önüme çıkarsanız şeref sözü veriyorum. Hepinizin yaşamasına izin vereceğim. Hadi. Çok beklersin şerefsiz. Biz öyle sonradan görme değiliz. İhanet etmeyiz. Etmeyiz, satmayız. Ölümüne buradayız. Duydun mu adam ne diyor? İşte bizim sizden farkımız bu. Kimseyi vermeyiz. Lanet olsun. Lanet olsun hepinize. Alacağız oğlum. O adamı alacağız. Her türlü alacağız. Gerekirse öleceğiz. Gerekirse öldüreceğiz. 3 dakika içinde giriyoruz. 3 dakika içinde. Hiç kimse benim Remzi'yi kurtarmama engel olamaz. Hiç kimse. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te polis özel harekat modlarına devam ediyoruz ve bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar karizmatik, çılgın, manyak ve 10 numara efsane özel harekat timiyle karşınızdayım. Çılgın bir operasyonumuz var bugün arkadaşlar. Dehşet bir operasyon. Az önce gördünüz, hainler bizim cezaevi aracımızın önüne pusu kurmuşlar ve tek istekleri organize suçlardan tutuklanmış ve müebbet hüküm giymiş arkadaşlarını oradan çıkartmak, oradan kurtarmak, yani bizim arkadaşlarımızı öldürmek uğruna kendi arkadaşlarını kurtarmak. Elbette ki biz de buna sessiz kalmayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi yeni polis özel harekat olduk. Yeni kıyafetlerimiz, yeni üniformamız, her şeyimiz yeni. Lakin değişmeyen tek bir şeyimiz var. O da kararlılığımız. Arkadaşlar, gideceğiz şimdi cezaevi aracının önünde resmen pusu kurup bizim jandarmalarımızı şehit etmeyi göze almış hainlerin
arkasından sessizce gidip onlara odunu vereceğiz. Bugün efsane yeni üniformaları kullanacağız. Şu karizmaya bir bakar mısınız? Harika değil mi? Mükemmel. Şu yakışıklılığa bakın. Allah'ım, harika bir üniforma. Şayet bu üniformayı siz de indirmek isterseniz açıklamada bir linki var. Bugün bunu kullanacağız ve hainlere gidip odunu vereceğiz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bayağıdır özel hareket yapmıyorum. Bunun birkaç sebebi var. Sebeplerinden birisi çok fazla seri var. Deli gibi serilere odaklanmış durumdayız ve özel hareket modlarına fırsat olmuyor. Lakin bundan sonra daha fazla yapmaya çalışırım. Çünkü ben de özel hareket modlarını çok seviyorum. Bugün efsane bir silahla birlikte harika operasyona çıkacağız. Şayet bu silahı bilenleriniz varsa yoruma hemen ismini yazmayı unutmasın. Çünkü ben bilmiyorum. Şaka şaka biliyorum ama sizi deniyorum. Bakalım operasyon nasıl gidecek arkadaşlar? Sağ salim jandarmalarımıza zarar vermeden o hainleri etkisiz hale getirebilecek miyiz? Hadi başlayalım. Aslanlarım, özel harekatlarım. Bize az önce bir çağrı geldi. Hepiniz de duydunuz. Bizim hapishanenin yakınlarında bayağı bildiğiniz aracımızı pusuya düşürmüşler. Cezaevi aracımızı ve içindeki mahkumu oradan zorla almaya çalışıyorlarmış. Üstelik silahlılarmış. Hainler çok kalabalık. Lakin biz az ve öz çalıştığımızdan 7 kişi birlikte gideceğiz. Onları temizleyeceğiz ve jandarmaları kurtaracağız. Değil mi? Evet amirim, kurtaracağız. Aferin aslanlarım. Böyle şevkle, böyle çılgınca görev yapıyor olmanız beni gerçekten gururlandırıyor ve bu adam şimdiden etrafı korumaya almış bile. Neyse, hadi bakalım. Ne demişler? Su uyur düşman uyumaz. Hemen seriden araca doluşun ve gidelim. Atlayın 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 atlayın. Hainlere gününü gösterme vakti. Gün operasyon vakti. Gün hainlere hadlerini bildirme vakti. Gün yanlara asılıp gitmek değil arkaya binme vaktiydi ama bakayım. Oğlum arkaya binebiliyorsunuz aslında. Neden binmiyorsunuz? Okey. O da olabilir ama sen keşke arkaya binseydin. Böyle gidiyor mu lan? Şuna bakar mısınız? Harika. Woo! Allah'ım özel hareket çılgın eğleniyor. Bir de diyorlar ki polis olmak sıkıcı. Oğlum yalan, vallahi yalan. Şu adamın eğlencesi kadar kimse eğlenmiyor. Şuna bakın. Wee! Parti parti. Aman düştün gel. Pişt, pişt. Lan. Oğlum. Oğlum. Oğlum adamın kafa yandı lan. Lan. Gel lan buraya hırbo. Pardon amirim. Ne pardonu lan, gel buraya. Manyak. Ne geziyorsun? Tutunsana oğlum ya. Lan o kadar yer var, tutunamıyorum deme sakın. Arkaya falan bin. He? Yapamıyor mu ya? Aa delireceğim. Evet. Modla ilgili ufak tefek azizlikler yaşıyoruz. Ama ne demişler? Tıpta çare tükenmez. Bakın hemen çaresini buldum. Adamı yukarıya astım ve böyle gidiyoruz. Sanki başbakan koruması baksanıza. Ama acayip şekil oldu. Aslanlarım, hainler resmen jandarmaları hayatlarıyla tehdit ediyorlar. Buna asla müsaade etmeyiz. Asla. Ve ben yaşadığım müddetçe hiçbir jandarmanın şehit edilmesine izin vermeyeceğim. En azından müdahil olduğum operasyonlarda. Çünkü bu operasyonlar her zaman %100 başarıyla yapılmak zorunda. Benim çalışma prensibim bu. Benim çalışma prensibime uymayanlar zaten benim ekibimde bulunamazlar ve biz niye şehir içinden gidiyoruz? Allah Allah. Daha mı az yakıyor? Niye böyle gidiyoruz hiçbir fikrim yok. Aslında şehir dışından ulaşabilirdik gibi. Ölmediniz değil mi? Tamam pardon, özür dilerim. Benim eşekliğim buradan değil değil mi? Buradan mı? Oğlum belli olmuyor ki. GPS çok random tarif ediyor. Bir dakika kamera içi yapayım. Oo oğlum. Emniyetin verdiği yeni arabalar harika lan. Şuna bakın şuna. Benim tabancam nerede? Bir dakika, tabancam var benim. Tabancamı elime alamıyorum. Zırhlı diye mi? Az sanırım. Gerçi evet. Camlardan nasıl sıkacaksınız ki lan, baksanıza. Bununla ateş edilmez ki oğlum. Resmen camlarda tel var. Yani sen yukarıdan o kafanı bir gün köprüye vuracaksın harbiden. Az önce vurmadık ama. Tamam o da olur. Bu da başarılı.
Köprüye vurmadık ama gördüğünüz gibi nerelere vurdu. Allah, arabayı sürmesi zor. Ya emniyet kötü arabalar veriyor. Benim suçum değil. Böyle savunma olur mu? Suçu arabaya attım. Lakin biz bu yoldan girmeyeceğiz. Hayır hayır. Hainler zaten hapishaneye giderkenki yolda pusu kurmuşlar. O yüzden hapishanenin etrafından dolanıp arkadan yüksek bir konumdan orayı izleyeceğiz. Daha sonrasında ise operasyona girişeceğiz. Ulan bu kadar yakına gelip pusu atmaya nasıl cesaret etmişler? Gerçekten akıl alır gibi değil. Baksanıza. Lan şurası lan cezaevi. Manyaklar. Bu nasıl cesaret? Anlamadım ki ben. Haberimiz olmayacak mı sanki? Ya çok korkusuzlar ya çok çaresizler. Her iki durumda da ben bu hainlere geçit vermeyeceğim. Asla. Şöyle tepe noktaya çıkalım ve bakalım. Nerede pusuya düşürmüşler acaba? Çok merak ettim. Heh. Tepe noktası. Buradan görebilir miyiz? Hainleri buradan görebiliyor olmamız lazım ama göremiyoruz. Nereden görebilirim? Şöyle çekersem ve arabanın üstüne çıkarsam. Aha. Araç çık. Beyler, herkes sessiz moda geçsin. Stealth moduna. Geçtik amirim. Güzel. Siz şimdi şöyle ilerleyin ve orada bekleyin beni. Şöyle gidin. Yürüyün oğlum. Move. Şşt. Çocuklar. İleri. Siz orada bekleyin. Pendeho falan yok. Ben şu yukarıdan hainleri bir gözetleyeyim. Ah. Bakalım ne işler çeviriyorlar. Şöyle bakalım. Aha. Kaç kişiler lan bunlar? 2, 4, 6, 7. Şu ileride var mı acaba? Ben şöyle bir geçeyim. Şuradan görebilir miyim? Bakayım. 7. Şu kamyonetin de üstünde 2 kişi var desek 9 kişi. Oğlum bizim adamların bacakları görünüyor lan. Hay Allah'ım ya Rabbim. Gerçi profesyonel eğitim almamışlar ki. Nereden bilebilirler? Oğlum oradan vurulursunuz. Jandarma komutanı. Ne gelen var ne giden. Sizi kurtarmaya gelmeyecekler bence. Teslim olun. Burada hakim de, savcı da, yargıç da, polis de, asker de biziz. Bize itaat edeceksiniz. Olur hainlerin başı. İstedin diye bunu yaparım kesin. Sen anca bizim ölümümüzü alırsın. Özel harekat gelmese bile direneceğiz. Pekala aslanlarım. Bunları iyice gözetledim. Ve fark ettim ki arkalarını korumuyorlar. Bilirsiniz arkalarını korumayana ne denir? Tedbirsiz. O yüzden operasyon şeklimiz belli. Önce şu ağacın arkasına. Go 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 go. Güzel. Sessiz ilerleyeceğiz. Sessiz. İlerleyin. Daha ileriye yürüyün. Benimle birlikte. Gel. Takip edin. Devam edin. Gelin böyle aslanlarım. Ulan şerefsizler. Benim glow'um nerede? İşte burada. Go. Go. Gelin aslanlarım. Yürü. Devam et. Arkalarından sessizce. Şerefsizler. Siz rehin almak ne demek? Şimdi göreceksiniz. Beyler, atış yapmadan önce teslim ol demeyi unutmayın. Çünkü biz kalleş değiliz. Barınağa doğru gidin, barınağa. Şşt, ambara doğru gidin. Barınak diyorum, devam et. Ambara doğru. Go. Araç sesini duyarlardı. O yüzden arabayla gitmiyoruz. Pekala. İlerle. Hainler sizi. Go. Devam et. Arkalarından sessizce yaklaşın. Sürpriz elementini kullanacağız. Yürüyün aslanlarım. Yürüyün. Sürpriz elementini kullanacağız. Ben sıkıldım ama. Saldırın artık. Öldürün şu as subayı. Kimse kurtaramaz onu. Hiç kimse. Özel harekat mı o? Arkalarındalar. Ben olsam o kadar da emin olmazdım. O da ne demek?
Yürü 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 yürü. Güzel 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 güzel. Devam et devam et devam et. Pişt, hepiniz burada mısınız? Tamam. 3 2 1 Kaldırın ellerinizi. Polis! Kaldır! Ateş! Ateş edin! Ateş edin! Arkada mı var lan? Komutanım arkamızdalar! Nasıl lan? Nasıl? Allah kahretsin! Barınağa çekilin! Barınağa! Ulan hep şuraya barınak diyorum. Allah kahretmesin, barınak değil. Aaa! Buranın adı barınak olamaz. Çocuklar! Arkamızdalar! M4'e geçme vakti, M4'e! Go 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 go! Sık 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 sık! Öldürün! Öldürün hepsini! Ulan madem teslim olmuyorsunuz, demek çallara saklandınız ha? O zaman ölürsünüz. Ulan arkalayalım derken, arkalandık resmen. Bölge güvenliği alın, bölge güvenliği! Bölge güvenliği! Aslanlarım! Siz sakin olun, sakin! Siz durun oğlum! Operasyon... Liberal'le alakalı. Kardeş siyaset karıştırmayaydın iyiydi. Çocuklar! Tedbirleri alın, tedbirleri! İlerleyin! İlerleyin, arabaya doğru ilerleyin! Yürüyün! Herkes iyi mi? Go 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 go! Devam edin, devam edin, devam edin! Çevre güvenliği al, çevre güvenliği! Yürüyün! İlerleyin! Yaşayanlar olabilir. Go 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 go! Dikkatli bakın, dikkatli bakın! Birisi varsa etkisiz hale getirin. Gerçi buradan bizim jandarmalar ayrıldı. Arkada kimse yoktur herhalde. Lan! Bu mahkum herhalde. Yat yere yat 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 yat! Aaaa! Lanet olsun! Özel harekat! Sizlerden kurtuluş yok mu? Aşağılık herifler! Her seferinde planlarımızı suya düşürüyorsunuz! Konuşma, konuşma, konuşma! Bizden kurtuluş yalnızca eşek cennetine gittiğinizde olur. Devam edin, devam edin! Bölge güvenliği alın, bölge güvenliği! Var mı kimse? Var mı bir hareketlilik? Herkes iyi mi? Ha? Rapor verin! Allah lanet olsun! Sanırım hepsi bu kadardı. Teşekkürler! Teşekkürler amirim. Ah, siz zamanında yetişmeseydiniz daha ciddi zararlar alabilirdim. Ah. He? Assubayım? Assubayım iyi misin? Ne oldu? Allah kahretmesin. Yaralandın mı? İyi misin? Neyin var? Önemli bir şey yok amirim. Sadece bir kurşun. Oğlum ne bu kurşunu? Kanıyorsun sen. Çabuk ambulansı çağırın. Çabuk. Çevre güvenliği alın. Ambulans çağırın. Emredersiniz amirim. Yuva konuşan Kartal 2. Acil ambulans. Acil. Çevre güvenliği. Çevre güvenliği. Merak etmeyin asubayım. Merak etmeyin. Geçti artık. Geçti. Siz ve adamlarınız sağ salim atlattınız. Çevre güvenliği alın beyler. Etrafta kuş uçsun istemiyorum. Anladınız mı beni? Oğlum bizimkiler bilekleri falan sıyırmışlar baksanıza. Kendilerini kaptırmışlar ha. Çocuklar dağılın. Dağılın ve çevre güvenliği alın. Dağılın. Merak etmeyin assubayım. Size bir daha hiç kimse bunu yapamayacak. Çünkü hepsini öbür tarafa yolladık. Allah sizden razı olsun amirim. Tam zamanında yetiştiniz. Saldıracaklardı. Ne demek? Görevimiz. Elbette ki yetişeceğiz. Hainlere geçit verecek değiliz ya. Ulan. Şuna bak. Arabalarınız delik deşik oldu. Oğlum bizimkiler ne kadar stres yapmış lan. Eritmişiz ha. Şu değen kurşunlara bakar mısınız bir? Abo. Acayip çılgın bir operasyon oldu. Ama sonunda mahkumu güvenliğe aldık. Aldık değil mi? Kaçmadı falan lan. Ha? Glow'u çıkartalım da. Lan. Mahkum? Ha buradasın. Mahkumu güvenlik altına aldık. Yine ayaklarımızın altında. Kalkma lan! Kalkma! Yat! Oo! Benim silahımı ne ara çaldı? Mahkumu etkisiz hale getirdik. Boşuna organize suç örgütünün üyesi demiyoruz. Adam o kadar organize ki ben fark etmeden M4'ü çaldı. Vay şerefsiz. Tamam tamam problem yok problem yok. Şşş. Hallettim hallettim oğlum. Sakin olun. Şş, tamam. Sakin. Hallettim. Amirim
size bir şey yaptı sandım. Yaralı halimde kalktım. Ya astsubayım, Allah Allah, ben size ne diyorum? Siz yatın yerinizde. Ambulans gelecek. Aa oğlum, adam harbiden Türk askeri ha. Son ana kadar görevinin peşinde. Tamam. Bundan sonrası bizde, merak etme. Sen yaranı ciddiyetle, ehemmiyetle koru. Bu şerefsiz bir şey yapamaz. M4'ü nasıl çaldın bilmiyorum ama bir daha bu hareketi yaparsan yamulturum. Kelepçeleri nasıl çözdün lan? Ulan bu hayvanı yalnız bırakmaya gelmez. Dön arkana, dön. Ben bunu bir daha kelepçeleyeyim. O arada videonun sonu gelsin. Aç bacaklarını, aç köpek. Nasıl çaldın M4'ü ha? Anlat bakayım. Aç oğlum bacaklarını, aç. Ha şöyle. Gel buraya. Hain herif. Evet arkadaşlar, bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün polis özel harekat olarak cezaevi nakil aracının önünü kesip adamlarını kurtarmaya çalışan hainlere efsane odunu verdik. Evet, bu bayağı uzun bir cümle oldu ama odun harbiden kaliteli oldu. Gördüğünüz gibi hainlere geçit vermedik ve jandarmalarımızı sağ salim kurtardık. Yalnızca astsubayımızda ufak bir yaralanma var. Lakin mühim bir şey değil. Gördüğünüz gibi bize pusu kuran hainlerin içinden geçtik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün parti olduğu için ve büyük mafya babası geleceği için kimsenin elinde silah yok. Fark etmişsindir. Aa evet, fark ettim. Ben de dedim bunlar nasıl mafya. Ha işte. Bu yüzden silah yok. Parti olduğu için. Trollface. Sen gizlice gidip o silahları yok edersen. Adem'e de bunu söyleyip patron olmak istediğini söylersen. Adem sence ne yapar? Ne yapar? Herkesi öldürür ve seni mafya babası yapar. Yapar mı? Yapar yapar. Yapmaz olur mu? Akıllı adamdır Adem. Hadi Trollface, göreyim seni. Aslanım benim. Öldür kocamı. İyi güzel hoş da. Sen niye kocanın ölmesini istiyorsun tam olarak? Yani gördüğüm kadarıyla güzel bir villada yaşıyorsun. Bayağı zenginsin. Güzel giyiniyorsun. Bakımlı güzel bir kadınsın. Derdin ne? Rahat mı battı? Yok. Kocam resmen beni aldatıyor, görmüyor musun? Yanında iki tane kadın var. Bana göstermediği ilgiyi ona gösteriyor Trollface. Ben kıskanç bir kadınım. Kocamı başkasıyla paylaşmam. Gerekirse öldürürüm. Karadullar gibi. Vallahi bu plan aklını bana verdikten sonra kararır mısın bilmiyorum ama dul kalacağın kesin. Ben bunu yaparım.